Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize devam ediyoruz ve bugünkü konumuz Osmanlı kültür ve uygarlığı oldukça önemli konulardan biridir. Yine farklı farklı kaynaklardan sizler için sorular hazırladım. Eğer sorular iyi ise, eğer beğenirseniz bir sonraki paylaşımda Osmanlı siyasi tarihi ile ilgili de soru çözümü yapmayı düşünüyorum. Hiç bekletmeden dilerseniz sorularımıza bakalım. Şöyle yapalım. Şöyle. Şimdi ilk sorumuz. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısıyla ilgili, ile ilgili kavramlardan biri değildir. Şimdi muhtesip. Muhtesip ne demek? Çarşı ve pazarları denetleyen kişidir. Yani günümüz zabıta anlamına gelir sevgili arkadaşlarım. Tamam bu doğru. Abarız olağanüstü durumlarda alınan vergidir ekonomik yapıyla ilgili. Mekkari menzil ve mekkari teşkilatı ulaşım ve taşmacılıktan sorumlu olan kişilerdir. Bu da doğru. Mültezim ise iltizamları toplayan kişidir. Bu da ekonomik yapı ile ilgilidir. Ancak hasiki ekonomik yapı ile ilgili bir kavram değildir. Cevabımız 5 şıkkı Gelelim diğer bir sorumuza şimdi. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki sadrazamın görevlerinden biri değildir? Sadrazam yani veziri azam, padişahın sağ kolu değil mi? Kadıları atamak doğru mu? Doğru değil. Çünkü kadı ve müderrisleri atayan kimdir? Kazaskerdir değil mi? Eledik. Divan görüşmeleri kayıt altına almak. Hayır. Sadrazam görevlerinden biri değildir. Kapı kolu ocaklarına asker toplamak. Hayır. Şeyhülislam'ı görevlendirmek. Eredik. Gerektiğinde orduya komuta etmek. Doğru mu? Doğru. Hangi unvanla orduyu komuta eder? Tabii ki Serdar'ı Ekrem unvanıyla. Değerli arkadaşlarım. Cevabımız E şıkkıdır. Tamam. Gitti. Gelelim diğer bir sorumuza. Ne diyor? Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı şehzadelerinin yönetimi hazırlanması amacıyla uygulanan yöntemler arasında yer alır? Şimdi sancağa çıkma sistemi kalsın mı? Kalsın. Devşirme sistemi gayrimüslim tebaanın ocağa alınmasıdır. O yüzden herhangi bir alakası yok. Eledik. Kafes sistemi ise 1. Ahmet döneminde gerçekleştirilen bir sistemdir. Bu sistemle padişahlar yeterince deneyime sahip olamıyorduk. Bunu da Ancak sancağa çıkma sistemi oldukça önemli bir sistemdi. Sistem kaldırıldıktan sonra zaten şehzadeler artık gerekli tecrübeyi sağlayamıyorlardı. Cevabımız aşıkkı. Horoz da çok ötüyor ya. Allah belasını vermesin. <laughs> Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar'da medreselerin bozulma nedenlerinden biri değildir? Rüşvet iltimas Rüşvet ve iltimas ile müderris atanması doğru mu? Doğru. Zaten en büyük nedenlerden biridir. Pozitif bilimlere yeterince önem verilmemesi hatta sonraki dönemlerde pozitif bilimlerde çıkarılıyor. Vakıflar tarafından yönetilmesi kalsın. İlmiye mensuplarının hak etmediği halde terfi ettirilmesi doğru. Dini bilimlerin ön plana çıkarılması bu da doğru. Ancak sevgili arkadaşlarım vakıflar tarafından yönetilmesi medreselerin bozulma nedenlerinden biri değildir. Cevabımız C şıkkı. Geldik diğer bir sorumuza. Şimdi Osmanlı toprak sistemi. Bakıyoruz. Biraz. Tamam. Yıllı gerilerine göre bölümlere ayrılarak hizmet karşılığında devlet görevlilerine verilen arazilere dirlik denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde dirlik arazileri küçükten büyüğe doğru uygun bir şekilde sıralanmıştır. Şimdi büyükten küçüğe has Zahmet ve tımardır. Bunu eliyoruz zaten. En son tımar gelecek sevgili arkadaşlarım. Bu kalsın. Haz zahmet tımar büyükten küçüğedir. Eledik. Zahmet has tımar. Hayır. Hayır. Şimdi cevabımız B şıkkı. Peki tımar düşük rütbedeki kişilere verilen toprak gelirleridir. E, bu vergiler asker de ve memura dağıtılır. Zahmet ise orta düzeydeki kişilere verilir. Has ise yüksek rütbedeki kişilere verilen topraklardır. Cevabımız B Gelelim diğer bir sorumuza. Bakalım. Şöyle. Osmanlı Devleti'ndeki gelişmelerinden hangilerinin üretimin sürekliliği sağlamaya katkısı olmuştur? Bakıyoruz. Tımar sisteminin uygulanması. Doğru mu? Doğru. Üretimde süreklilik artar mı? Artar. Çift bozan vergisinin alması. Çift bozan ne demek? Eğer toprağını 2 yıl üst üste boş bırakırsan senden vergi alırım diyor devlet. O yüzden bunu da aldık. Toprağın Nadas'a bırakılması. Nöbetleşe kimle alakası bir alakalı bir durum yok. Coğrafya dersinden az çok bilirsiniz zaten. Nadasa bırakma, nöbete bırakma demektir. O yüzden bunu eliyoruz. Cevabımız değişik şıkkıdır. Değerli arkadaşlar. Gelelim diğer bir sorumuza. Şöyle yapalım. Yakınlaştıralım biraz. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin kaldırılması ile özel mülkiyet hukuku gelişmeye başlamıştır? Hizam, eredik, tamar sistemi az önce belirttik değil mi? Hem devletin askeri ihtiyacı karşılanıyor hem hazinenin üzerindeki yük azalıyordu tımar sistemiyle. Oldukça önemli bir sistemdir. Yeniçeri e, merkez ordusunun en itibarlı askerleridir. Devşirme Asker ocağına alınırlardı. Ordunun devletin orduya ihtiyacı için. Ancak sevgili arkadaşlarım müsaadele kelime anlamı ne demek? Zorla alıkoyum demek değil mi? Bu kaldırıldıktan sonra 2. Mahmut döneminde kaldırıldıktan sonra özel mülkiyet hukuku gelişmeye başlamıştır. Cevabımız B Peki müsaadeyi getiren kişi kimdi? Onu da bilmemiz lazım değil mi? Müsaadeyi getiren kişi Fatih Sultan Mehmet'ti. Şöyle yapalım. Karşımıza çıkabilecek soru tipidir. Buraya yıldızı ben bırakıyorum sevgili arkadaşlar. Osmanlı Devleti zamanında yaşayan Mücerrebname adlı eserinde Mücerrebname adlı eserinde seserinde dedim bir ara. Neyse. Toparlayalım sevgili arkadaşlarım. Konudan kopmayalım. Osmanlı Devleti zamanında yaşayan Mücerrebname adlı eserinde pratik tedavi ile ilaç yapımını anlatan yaptığı deneylerden dolayı Türkiye'de deneysel farmakolojinin ilk öncüsü olarak kabul edilen tıp bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi A şıkkına baktığımızda bize i̇bn Sina'yı vermiş. B şıkkı Sabuncuoğlu Şerafettin. C şıkkı Piri Reis. D şıkkı Ali Kuşçu. E şıkkı Takiyüddin Mehmedi vermiş. Şimdi sevgili arkadaşlarım. i̇bn Sina. Avrupalılar i̇bn Sina'ya Avicenna derlerdi. Tıbbın babası. Gitti. Bu değil. Sabuncuoğlu Şerafettin. Bırakalım mı? Bırakalım. Piri Reis. Dünya haritasını çizen kişidir. Dünya haritası. Kitab-ı Bahriye en önemli eseridir. Ali Kuşçu dönemin en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fatih tarafından nereye çağrılacaktır? İstanbul'a çağrılacaktır. Taküydü Mehmet keza aynı şekilde medresede yetişmiş en önemli kişilerin başında gelir. Tamam. Cevabımız farmakolojinin ilk öncüsü Sabuncuoğlu Şerafettin'dir. Değerli arkadaşlarım. Böyle sorularla karşılaşabilirsiniz. Bu sorular karşımıza çıkabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Dediğim gibi sevgili arkadaşlarım, eğer sorular iyi ise bundan sonra ne gelecek? Osmanlı siyasi tarihi gelecek. Sonrasında ise soru tahminleri yapacağız. Şimdi yırtık pırtık kesilmiş ama çok önemli bir soru. O yüzden aldım. Köşelerden aldım, kaynaktan aldım. Bakalım. Bakalım bunu doğru yapabilecek misiniz? Osmanlı mimarisinde klasik dönem 16 ve 17. yüzyılı kapsar. Aşağıdakilerden hangisi bu döneme ait mimari eserlerden biri değildir? Yani şöyle düşünün. 17. yüzyıla kadar klasik dönem, 18'den sonra zaten batılılaşmaya doğru gidiliyordu, değil mi? Topkapı Sarayı. Fatih Sultan Mehmet. Klasik dönem mi? Klasik dönem. Selimiye Camii. II. Selim. Mimar Sinan'ın Ustalı kesedir. Klasik dönem. Sahne Seman Medresesi, Fatih Sultan Mehmet. Klasik dönem mi? Klasik dönem. Nuru Osmaniye, kalsın Süleymaniye Cami zaten biliyoruz değil mi? Sevgili arkadaşlarım, Topkapı, Selimiye, Sahne Seman ve Süleymaniye klasik dönem eserlerine girer. Ancak Nuru Osmaniye Cami kaç yılındaydı? 18. yüzyıl. 18. yüzyıl. Cevabımız değişik kalır. Değerli arkadaşlarım. Şimdi sorularımız bu şekildeydi. Duygu ve yorumda belirtebilirsiniz. Kaç doğrumuz var onu da belirtirseniz sevinirim. Dediğim gibi eğer beğenirseniz Osmanlı siyasi tarihi gelecek. Ondan sonra da sık sık soru çözümleri yapacağız. Siz hiç merak etmeyin. Ee, dediğim gibi sevgili arkadaşlar. neye dikkat etmemiz gerekir? Osmanlı kültü ve uygarlığını niye aldım? Çünkü çok önemli konulardan biridir. İlk konulara yoğunlaşmak istemiyorum. Sizin için önemli olan Osmanlı tarihidir ve inkılap tarihidir. Osmanlı siyasi tarihini de paylaşacağım eğer bunu beğenirseniz. Osmanlı siyasi tarihi de ilgi görürse inkılap tarihi gelecek. Yani milli mücadele ile ilgili soru hazırlamayı düşünüyorum. Sorularımız bu şekildeydi. Horozdan dolayı rahatsız olabilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.